Arkadaşlar merhabalar. Bir soru yorumda size bir integral sorusu çözeceğim. Hemen şunu söyleyeyim. Bir soru yorum mini anlatım yapmıştım ben. Böyle bir soru bir de ufak bir soru üzerinden bir anlatım. Aslında orayı izlemediyseniz bir soru yorum oynatma listesine gidip e, o bir soru yorum mini anlatım integral kısmını izleyebilirsiniz. Çünkü şu an çözeceğim soru onunla alakalı olacak. Bir soru yorumlarda lütfen önce kendiniz çözmeye çalışın. Ama sonrasında Yorum yaptığım için de benden dinlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. f a artı 1 eşittir a artı 4 verilmiş f a nedir diye soruluyor. Burada dikkat etmeniz gereken şey fonksiyonun türev grafiği verilmiş. Şimdi burada sizden çözümdeki yorumlarınızı merak ettiğim için alta yazmanızı özellikle e, rica ediyorum. Nasıl yaptığınızı nasıl çözdüğünüzü e, hangi yolun sizce daha mantıklı olduğunu belirtirseniz sevinirim. Çünkü gerçekten şimdi anlatacağım yeri ben çok önemsiyorum ama bazen size kendi yaptığınız yollar daha kolay geliyor veya daha güzel geliyor. Orada e, lütfen benim yaptığım yerleri de kale alın. Çünkü ben bir şey bildiğim için ve inandığım için anlatıyorum. Belki sınavda benim önemsediğim yer şeklinde sorulur. Daha dikkatli olmak gerekiyor o yüzden. Burada efeksi f a'ya nasıl bir yorum yapacağız şimdi veya f artı 1'i nasıl kullanacağız? Ben arkadaşlar f türev x'in grafiğini doğrusal gördüğüm zaman aslında biraz alandan gidiyorum. Nasıl peki? Şöyle şuraya a artı 1 yazalım. a artı 1 ile alakalı bir şey istediği için. Sonra f eksi a da burada. Ben integral f türev x dx'in a'dan b'ye olduğu zaman ne olduğunu biliyorum. f türev x'in integrali kendisidir. a'dan b'ye böyle yani fonksiyonun kendisidir. Böylece FB eksi FA olur. Dolayısıyla iki fonksiyonla alakalı bir durum olduğunda ben bunu kullanmayı seviyorum. Ve bu aynı zamanda neye eşitti? Alana eşitti. Tabii ki x eksenin altında kalırsa eksi olur. x eksenin üstünde kalırsa artı olur. O zaman arkadaşlar eksi a'dan a artı 1'e f türev x dx neye eşittir? Normalde fonksiyonun Burasının denklemini, burasının denklemini, burasının denklemini ayrı ayrı yapıp yorumlar yapmak lazım. Ama alan bilince hiç gerek kalmıyor. Burası arkadaşlar buranın alanı. Hemen hesaplayalım onu. A'dan A artı 1'e bir birim. Sonra şurası A. Böylece dikdörtgenin alanı A geldi. Sonra arkadaşlar dikkat buraya S dersek. E, hatta S demeyeyim. Şöyle bakın burası A birim. Burası da A birim. Benzerlikte eşlik oldu burası. Yani tam şöyle bir T noktası orta nokta. Bakın dikkat edin göremeyenler. Şöyle görüyor musunuz? Burası da A birim. Eksi A'dan burası da A birim. Kelebek benzerliğinden eşittir. Dolayısıyla burası A bölü 2. Burası da A bölü 2. Üçgenin alanı eş üçgenleri olduğu için buraya S dersem burası da S olur. Aynı şekilde yine bakın burası S. Burası da S. Çünkü bunların hep bir kenarları A, bir kenarları A bölü 2. Hiç onları bulmaya bile gerek kalmadan dikkat. Şu kısım x ekseninin üstünde. Oranın alanını zaten A bulduk. Sonra arkadaşlar şurası yine S. Burası aman S demeyin, eksi S deyin. Çünkü x ekseninin altında kalıyor. Yine burası arkadaşlar eksi S ve yine şurası artı S. O zaman buranın integrali A geldi arkadaşlar. Bu arada bu neye eşit? F A artı 1 eksi F eksi A'ya eşit. Çünkü F türev x dx'in integrali yazılımı yine de göremeyenler için. F x eksi A'dan A artı 1'edir. Böylece F A artı 1 eksi F eksi A eşit A geldi. F A artı 1'i soru ne vermiş? A artı 4. F eksi A neye eşit? Bilmiyoruz. Böyle x diyelim buna. Gördüğünüz gibi A'lar gitti. X arkadaşlar buradan 4'e eşit oldu. Bu şekilde e, integralde alan türev ve fonksiyon ilişkisine dair benim hoşuma giden gerçekten de güzel bir soru. Önceden de söylemiştim bir kere daha söylüyorum. Bu aslında çok benim böyle öncelerden sorduğum bir sorudur. Ta böyle 2014-2015 zamanlarından bir soru arkadaşlar. Ama... ÖSYM bunu soralı üzerinden böyle 2015'lerde bu sorudan böyle bir soru tarzı sormadı ama ta gitti 2019'da AYT'de bu soru gibi bir soru sordu arkadaşlar. O yüzden neyin ne zaman olacağı belli olmuyor. Bazen bizim soracaklarımız, anlattıklarımız, önemsediğimiz yerler bu yıl çıkmaz öbür yıl çıkar ya da bu yıl kesin çıkar. Siz bizim dediklerimize gerçekten çıkacakmış gibi dikkatlice dinleyin, önem verin o olması başka bir yorum olur. Sonuçta modamod her şey birebir aynı şekilde çıkmak zorunda değil ama önemsediğim yorumlar genelde Özsaymen'in de önemsediği yorumlar olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da hep zaten e, yanılmadığımı gördüğüm için sizden de güzellikle dinlemenizi rica ediyorum. Sene sonuna kadar buraya kadar getirdik işi. İnşallah bundan sonrası da güzel olur arkadaşlar. İyi çalışmalar, kendinize iyi bakın.